Ben Filiz Garip, Cornell Üniversitesi'nde sosyoloji profesörüyüm. Göç üzerine araştırma yapıyorum. Okul hayatım neredeyse tamamı Türkiye'de geçti. Aslında Bulgaristan doğumluyum. Ailem ben doğar doğmaz Türkiye'ye göç etmişler. Sonra bir süre Ankara'da yaşamışız. Sonra da Trakya'da Çerkezköy'e taşındık. İlkokulu orada okudum. Sonra da lise için İstanbul'a gittim. Nişantaşı Anadolu Lisesi'nde okudum. Sonra da Boğaziçi Üniversitesi'nde mühendislik okudum. Ondan sonra da Amerika yılları başladı. Biz bir grup arkadaş işte Amerika'ya gelmek için doktoraya başvuruyoruz. Filiz her zamanki gibi mütevazi, işte kendisinin ne kadar iyi olduğunun belki farkında, belki değil ama yani böyle sanki gidemezmiş gibi bir his içindeydi. Ben dedim ya manyak mısın dedim yani. Hepimiz başvuruyoruz, gideceğiz tabii. Bizden daha iyisini, senden daha iyisini mi bulacaklar dedim. O zaman hadi bakalım ben de Princeton'a başvurayım demiş. Bir sene burada okuduktan sonra Princeton Üniversitesi'nde New York'ta bir şirkette çalışmaya başladım. O şirkette çalışırken bayağı bir hayatımı sorgulamaya başladım. Yani bunu gerçekten yapmak istiyor muyum? Ve şeyi fark ettim, aslında ben üniversite hayatını çok seviyorum, araştırmayı çok seviyorum, okumayı çok seviyorum. Sonra tesadüfen değişik bölümlerden dersler almaya başladım ikinci senemde Princeton'dayken. Sosyolojiden bir ders aldım ve hayatımda ilk defa bir sosyoloji dersi, bir sosyal bilim dersi aldım ekonomi dışında. Ve bu beni çok etkiledi. Sonra başvurdum ve Princeton'da, orada olduğum üniversitede birkaç hocayla tanışma fırsatım oldu. Onlarla da konuşup anlattıktan sonra sanırım ikna edebilmişim onları. Princeton'a kabul edildim. Sanırım Nisan civarıydı. İşte annemi aradım telefonla, bu haberi vereceğim. Ama o kadar beklemedikleri bir haberdi ki anlamadılar telefonda. Ben aynı şeyi 3 kere tekrar etmek zorunda kaldım. Ve annem 48 saat içinde Amerika'daydı. Neyse yani biraz birkaç gün böyle çok hararetli tartışmayla geçti annemle aramızda. Böyle anlaştık, tamam dedim. Bir sene deneyeceğim. Çok çaba sarf ettim ve o senenin sonunda sosyolojide kalmaya karar verdim. And what struck me immediately was how unusual it was for first woman to be in engineering, second for a woman to abandon engineering for sociology, and third, she brought with her from engineering a very different mindset than most sociology students, and she had a wider array of capacities and different quantitative methods. Ben sosyolojide doktoraya başladığım zaman aslında hangi konu üzerine çalışmak istediğimden emin değildim. Hani sosyoloji hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Ve hayatımda aslında göç çok önemli bir yer işgal ediyor. Yani daha bebekken ailem göç etmiş, hep bir göçmen olarak yaşadım. Ama buna rağmen bilinçli olarak ben göç çalışmak istiyorum diye başlamadı araştırmalarım aslında. Orada Princeton Üniversitesi'ndeyken göç üzerine çalışan birkaç insan vardı. Onlardan biriyle Sarah Curran'la Tayland üzerine çalışmaya başladım. O zamanlar Tayland çok enteresan bir ülkeydi. Çünkü dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisine sahipti. Yani senede yaklaşık %10 büyüyen bir ekonomi. Neredeyse köylerin tamamı boşalıp şehirlere göç ediyor. Ve büyük bir değişim çok kısa sürede oluyordu. Bunun üzerine çalışmaya başladım ve doktora tezim bunun üzerineydi. She was the kind of student that every professor hopes for. She basically finished her dissertation, but she came in to my office, I was her dissertation advisor, and said, you know, I don't think I understand what life is like for these people well enough. Do you think it would make sense for me to go to Thailand for several months and live with them so I really understand beyond just the numerical data? That's not something that demographers very often do. It's very rare. But she did it and made all the difference in the world. I met Felice in 2006-2007 when she came and interviewed for a job as an assistant professor at Harvard. The faculty were just absolutely impressed with her amazing quality of mind. She's just brilliant. So we immediately decided we wanted to hire her and fought off other universities that were trying to hire her, and she came to Harvard, which we were very happy about. Over time, more women have been hired. Women are still the minority. It's about 25% of the faculty at Harvard are women. So Felice was still a trailblazer as a new woman faculty member.
İlk işime başladığımda Harvard Üniversitesi'nde ders vermem gerekiyordu. Ve göç üzerine bir ders vermek istedim ama iç göç çok dar bir alan. O yüzden bu konuyu biraz genişletmek istedim. Ve Amerika'daki en büyük göç gönderen ülke Amerika'ya Meksika. Hala Meksika. Milyonlarca Meksikalı göçmen Amerika'da. Yaklaşık 40 milyon insan Amerika'da şu anda Meksika'da doğmuş. Bu çok büyük bir konuydu. Ama bu Meksika üzerine okudukça şunu fark ettim. Çok şey yazılmış olmasına rağmen bize büyük resmi verebilecek araştırma pek yoktu. Yani bu 50 senedir devam eden bir göç hareketi, okuduğumuz şeylerde hep sanki göç hareketi hiç değişmemiş gibi bir resim ortaya çıkıyordu. Bu beni biraz meraklandırdı. Çünkü yani Meksika 50 sene içinde çok değişen bir ülke. Aynı şekilde Amerika çok değişmiş bir ülke. Göçmenlerin aynı kalacağı fikri bana çok makul gelmedi o zaman. Ve öyle bir araştırmaya başladım. Son 50 senede göç hareketi nasıl değişmiş olabilir? Bunu nasıl anlayabiliriz? Ve sonra bu proje gitgide büyüdü, gitgide büyüdü. Bir süre sonra ben bu elimizde olan anket tarzı verilerin yeterli olmadığına karar verdim. Yani 50 senelik veriye sahibiz ama biraz da insanların hikayelerini duymak istedim. Ve bir takım kurup hep beraber Meksika'ya gittik. 2 ay boyunca orada göçmenlerle, göçmenlerin aileleriyle görüştük. During our experience in Mexico during research, Professor Phyllis was great in her approach for qualitative data because she not only gave space, but she took space as well in regards to cultural differences. And I think that is important for a researcher as great as Dr. Phyllis. She takes the substantive interest in a topic, let's say migration, and again, she just studies it from so many different angles. So she uses, you know, she uses this kind of such a wide range of methods. And I know, for example, that she's also done qualitative work and she's done interviews. She's probably used all sorts of methods that I can't even talk about right now because I haven't heard of. So I think that really inspires me, right? Because I think the best way to think about a question is to be able to use so many different approaches and sort of get to the same answers. Özellikle yöntem anlamında hem kantitatif hem nicel hem niteliksel yöntemleri bir araya getirmesi, büyük veri setleriyle çalışması ve de hem metodolojik anlamda katkıda bulunması hem de yeni bir teori oluşturması bu anlamda özellikle toplumlardaki eşitsizliğin hem göçün nedeni hem de sonuçları için çok önemli olduğunu vurgulaması. Bunların en önemli katkıları olduğunu düşünüyorum. The other thing about Felice's work going forward is that she has utilized new techniques such as machine learning and agent-based modeling. She's not only an empirical researcher, a person who goes out and talks to people in the field, in these villages in Thailand and in Mexico, but she's also a very sophisticated statistician and modeler who pushes forward the tools and the techniques that we use to study society. Mesela benim elimde 200 bin kişilik bir veri varsa, ilk sorduğum soru, göç eden insanlarla etmeyen insanlar arasındaki temel farklar neler? Ama bu sadece bana bir cevap veriyor çünkü sadece bir soru soruyorum. Bunlar arasındaki fark ne? Ve ben şuna karar verdim. Ben farklı bir soru soracağım. Göçmenler arasında farklı insanlar var mı? Sadece göçmenlere bakarsak bunlar arasında farklı profilde insanlar bulabilir miyiz? Ve istatistikte o zamanlar kullandığımız ve hala yoğunlukla kullandığımız yöntemler bu sorular için dizayn edilmemiş. Bu bana biraz bir adım geri adım atıp farklı metotlar bulabilir miyim acaba bu verilere bakmak için diye sorma ihtiyacı hissettirdi. Ve eşim de mühendis. Onunla konuşurken birden aklımıza şey geldi. Acaba yani bu yeni ilerlemeye başlayan yapay zeka alanında böyle bir metot bulabilir miyiz? Daha önceden de bildiğim bir metot aklıma geldi. Bu verilere bakıp bilgisayar programları kullanarak o verideki genel şemayı ortaya çıkaran metotlar. Yani şimdi düşünürseniz elimde 20 bin tane göçmen var. Ben bunları gruplamak istiyorum, farklı profilleri çıkarmak istiyorum. En basitinden diyebilirim ki kadınlarla erkeklere bakayım ya da değişik yaş gruplarına bakayım ya da değişik eğitim gruplarına bakayım. Ama her defasında tek bir boyutta bakıyoruz. Halbuki bu baktığımız boyutların her biri
diğer boyutlarla birleşince farklı bir anlam kazanıyor. Yani siz kırsalda eğitimsiz bir kadınsanız, sizin yaşadığınız hayatla şehirde yaşayan mühendis bir kadının hayatı bambaşka olabilir, kadın olmanıza rağmen. Yani tek bir boyut bize bu komplike dinamikleri göstermiyor. O yüzden de bilgisayar programları kullanarak bunu, yani bakalım eğer bunu bir bilgisayar programı, bir bilgisayar mühendisliğinde geliştirilen öbekleme dediğimiz yöntemlerle yaparsak ne gibi sonuçlar ortaya çıkacak? Ve bunu yapınca ilk başta 4 tane farklı göçmen dalgası olduğunu fark ettim. Bunların hepsinin profili birbirinden farklı. Çok eğitimliler var bir grupta, şehirden gelenler var, daha çok erkek. Başka bir grupta kadın ve çocuklar var. Başka bir grupta kırsaldan gelen, eğitimi düşük, yeni aile kurmuş insanlar var. Dördüncü bir grupta da genç, neredeyse çocuk diyeceğimiz erkekler var. 15-16 yaşlarında göç etmiş. Sonradan bunların ne zaman göç ettiğini sormaya başladım. Tamam, bu farklı grupları bulduk. Acaba bunları motive eden farklı şeyler mi var? Ve keşfettim ki gerçekten öyle. Yani her birinin göç ettiği şartlar, onları göçe sürükleyen şartlar bambaşka. Ve her birinin Amerika'nın o zamanlar geliştirmeye çalıştığı politikalara verdiği tepkiler de bambaşka. Felice went on to study Mexican migration and she wrote a book which is the most important book about the last 50 years of migration from Mexico to the United States that has been written in half a century. And she really examined who migrates and why. In the book on the economic side, for example, the labor market, which is, I don't see like many articles on immigration really talk into those topics. Not that I didn't bring it up at all, but I think this book really goes deep into those issues that are affecting the immigration. Bu kitabı yazarken de sadece sosyologlar için değil de yani göçle ilgili herkes için yazabilmek istedim. Yani çok şanslıyım ki son 2 yılda kitap 4 farklı ödül kazandı. Hepsi de farklı alanlardan. Sadece sosyologlardan değil, 2 ödül sosyologlardan yılın en iyi kitabı ödülünü aldı. Bir tanesi uluslararası ilişkiler bölümünden, bir de tarihçilerden. Göç çok kolaylıkla politize olabilecek bir konu. Ve anlaması da biraz zor bir şey olduğu için insanlara verilen bilgiler de kısıtlı olunca İnsanları bu konuda manipüle etmek çok kolay. Amerika gibi göçmenler ülkesi bir yerde bile bu kadar göçmen karşıtı duygunun artması son zamanlarda bu beni biraz korkutuyor. Ben son 15 senedir göç üzerine çalışıyorum. Bunları benim etrafımdaki, benim alanımdaki insanlar da biliyor. Ama dünya nüfusunun büyük bir kısmı göç hareketlerinden etkilenen ya da göçmen olan insanlar bunları bilmiyorlar. Bize çok basit gibi görünen şeyler, işte kaç göçmen vardan, ekonomiye etkisine vesaire gibi şeyler medyadaki, bu Amerika'da da böyle, basındaki şeyleri okuduğumuz zaman örtüşmüyor. Ve demek ki bizim bunları da anlatmamız lazım. Ben halka bilgileri ulaştıran bir insan. Bu bilgiler ne olursa olsun, benim dünya görüşümle örtüşebilir, örtüşmeyebilir. Ama bunu herkesin bilmesi gerekir. A lot of people in academia are very self-centered. And it's about their theory and about me. But Felice is not about those sorts of things. She's about finding out what the truth is, sharing it with other people, and helping other people to build the skills they need to make contributions to the sociological endeavor. I've never seen someone who just arrived to Cornell become so well established at Cornell so quickly as Felice Garib. She came and right away the graduate students in our department flocked to her and she chairs 8 committees, doctoral committees. Last year the internal board of the center voted unanimously to appoint Felice as its new director. And she's now the director of this center, which is a small center, but it's globally influential and has cast a large influence.
Flees manages to bring together so many different subfields and topics into one work. And that's partially the reason why she's so highly sought after among students. Everyone wants to work with her, obviously because she's brilliant and kind and generous, but also her work is relevant to so many people. Different scholars of different disciplines and fields read her book and they all see some part of their work in it, which is really amazing, and that's not something everybody can do. And in that way, Flees gives back to our knowledge-making process in sociology and in academia more broadly by contributing to so many different parts of what we're trying to understand about the world. And that makes her work really incredible, I think. I think also just in terms of being a human, I respect how she's able to treat everybody with such respect, and I think she herself comes from a real place of humility. Like, she has no airs about her. But she was in my spot at one point, and she really clearly talks to me about things that helped her when she was in that position. And she talks about meditation and self-care and this idea that, yes, professionally you are a researcher and you're a teacher and there are these segmented parts of your life. But when you're acting in any of those roles, you're still a full person. Like, you don't leave the teaching part of yourself behind when you become a researcher. You don't leave the parent part of your life behind when you are doing research or teaching. It's all part of being one whole person. Filiz benim kendimi çok yakın hissettiğim bir arkadaşım. Ve hayatta tanıdığım en sorumluluk sahibi insanlardan biri. Bir kadın ve anne olarak, bir de ikiz annesi olarak, yani kariyerini bu kadar başarılı sürdürürken, evdeki sorumlulukları da çok layıkıyla diyeceğim, yerine getirmek hiç kolay bir şey değil. Böyle, yani süper bir insan. Süper bir insan diyebilirim. Koç Üniversitesi çok yıllardır çok hayran olduğum bir kurum. Öncelikle yaptığı en önemli şey bilimin önemini topluma anlatmak. Bunun altını çok kalın bir şekilde çizmek. Çünkü bence insanlığı ileriye götürmek için elimizde bilim hariç daha iyi bir araç yok. Benim için kişisel olarak bu ödülü almak öncelikle çok büyük bir onur, hiç beklenmedik bir onur. Ama aynı zamanda ben bunu bir sorumluluk olarak görüyorum. Çünkü kariyerimin aslında bayağı başındayım. Ve bundan sonra bu ödüle layık olmak istiyorum. Yani layık olmak derken de sadece bilimsel çalışma üretmek değil. Bu bilimsel çalışmaların topluma, insanlığa faydalısı olmak için ekstra çalışmak. Bu yöne doğru kanalize etmek kendimi. Ve aynı şekilde bana verilen bu güveni, bu sorumluluğu da öğrencilerime yansıtıp onların da ilerlemesini, onların da bilime, insanlığa katkıda bulunmasını sağlamaya çalışmak. O yüzden önemli bir simge benim için bu ödül.